Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bakan Akar'dan ABD'li generallerin YPG'ye ziyaretine tepki. Bakan Akar, Hatay Serinyol'daki Türk Silahlı Kuvvetleri lojistik destek üstünde yapılacak Anadolu Ajansı editör masasına katıldı. Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle. Bütün birliklerimizin depremde seferber olduğunu söyledik ve süreç başladı. Havada, denizde, karada tüm ekiplerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Hava şartları bizim işlerimizi zorlaştırdı. İncirlik'ten Hatay'a hava şartları nedeniyle gelemedik. Karayollarını kullanmak zorunda kaldık. Bizim bu çerçevedeki faaliyetlerimiz özet olarak saat 04.30'da başladı. Tüm birliklerimiz vatandaşlarımızın yanına koştu. Saat 04.45'te 2. Bölük Komutanımız masasındaydı. Kendisi de bir depremzede. Evinden çıktı ve süratle masasına geldi. Saat 06'da emir beklemeksizin arkadaşlarımızın arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldular. Süratle valilerle kaymakamlarla iletişime geçilmesini ve harekete geçilmesini emretmiştik. Mehmetçiğin geç çıkması doğru olmadığı gibi geri çağrılması asla ve asla söz konusu değil. Valiliklerle ve AFAD'la koordineli bir şekilde ilk andan bugüne kadar çalıştılar. Saat 08'de Hatay'da 26 vatandaşımızın enkazdan çıkmasını sağladılar. İkinci zırhlı tugayımız Maraş'ta, 39. mekanize tugayımız İskenderun'da süratle emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu. TSK ve bakanlığımızın görevleri var. Önümüzdeki dönemde de çalışmalar yapılacak. Bizim burada yaptığımız çalışmada bir anda her tarafı desteklemek için çalışmalarımızı süratle gerçekleştirmemiz gerekiyor. Birliklerimiz gerekli yerlere sevk edildi. 80 arama kurtarma timi oluşturduk. Bir alanda sahada yaptığımız olaylar var, bir de saha gerisinde yaptığımız faaliyetler var. Hiçbir şekilde, aksaksız biçimde terörle mücadelemiz devam ediyor. Libya'da, Azerbaycan'daki görevlerimiz de devam ediyor. 65 uçak ve 71 helikopteri bölgeye yönlendirdik. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.